Merhaba, kamera tekniğine giriş dersi kapsamında kurgu konusunu işleyeceğiz. Bu ünitede kurgu kavramı, kurgunun işlevleri ve doğrusal olmayan kurgu sistemlerinde kurgu süreci üzerinde duracağız. Öncelikle bu üniteye ilişkin amaçlarımız neler? Hızlıca bir göz atalım. Kurgu teknik olarak çekilen görüntülerin fazlalıklarının kesilerek bir bütün haline getirilmesidir. Çekilen görüntüler istenilen amaç doğrultusunda bir araya getirilirken kurgu yardımıyla düzenlenmesi sağlanır. Bir olayın, haberin, hikayenin en iyi anlatılacak şekilde görüntü parçacıklarının belli bir senaryo çerçevesinde düzenlenmesidir. Temel olarak kurguyla çekilen görüntülerin giriş ve çıkışları senaryo doğrultusunda hazırlanır ve görüntü parçacıklarının süreleri ayarlanır. Düzenlenen görüntüler kurguyla arka arkaya getirilirken görsel etkileri değiştirmek ve arttırmak için efektler de kullanılabilir. Bu genel girişten sonra amaçlarımızı sıralarsak, kurgu kavramını tanımlayabilmek, kurgunun işlevlerini açıklayabilmek ve doğrusal olmayan kurgu sistemlerinde kurgu sürecini açıklayabilmek. Kurgu en yalın biçimde çekimlerin düzenlenmesi ya da düzenli ve uygun bir biçimde bir araya getirmesi olarak açıklanabilir. Çekim A'yı çekim B'nin ve onları da çekim C'nin izlemesi gibi. İngilizce'deki kelime anlamı olarak kurgu, düzeltme ya da organize etme anlamlarına göndermede bulunur. Sinemanın ilk yıllarında kurgu işlemine kesme deniyordu. Anlaşıldığı gibi bu kurgu sırasında fiziksel olarak filmlerin kesilmesinden kaynaklanıyordu. Fransızca kökenli olan montaj ise kurgunun bir başka yönünü, parçaların bir araya gelip yeni bir bütün oluşturmasını vurgular. Montaj kelimesi daha çok yöntem ve kuramla ilgilidir. Teknik imkanlar ve bilgi birikimi arttıkça kurguya daha değişik şeyler de yapılmaya başlanmış. Anlatımı zenginleştirmek, kolaylaştırmak ve daha estetik hale getirmek için değişik kurgu teknikleri keşfedilmiş ve uygulanmıştır. Kamera çekimlerinin çeşitli kurallara göre arka arkaya belli bir anlayışta sıralanmasının kurgu olduğunu açıklamıştık. Daha geniş bir tanımla, kamera çekimleri sonrasında elde edilen görüntüleri arasında seçim yapmak, bunları anlatımdaki sıralara göre dizmek, sürelerini göz önüne almak ve bunları belli bir anlatıma göre düzenlemek olarak da tanımlayabiliriz. Kurgu ile şu düzenlemeler yapılabilir. Süre ayarlaması, kamera ve çekim bozukluklarının giderilmesi, zaman ve mekan devamlılığının sağlanması, farklı mekanlarda çekilmiş görüntülerin ardışık sıralanması, değişik görüntü efektlerinin eklenebilmesi, görüntülerin teknik olarak ayarlanabilmesi ve görsel etkiyi değiştirmek ve arttırmak. Timecode Türkçe'de zaman kodlaması anlamına gelir ve kameranın kaydettiği resim karelerinin baştan sona doğru sayısının kayıt sırasında bant üzerine kaydedilmesidir. Bu sayede yapılan bir kayıt planının kaç kare olduğu, dolayısıyla ne kadar zamanda kayıt yapıldığı kaydedilmiş olur. Bu bilgi kayıt, montaj ve okuma sırasında kullanılarak çekimin süresi, başlangıç ve bitiş zamanı öğrenilir. Kurgu yapılırken hangi kareden itibaren başlanacağı ve biteceği hesaplanabilir böylelikle. Zaman kodu, time kod bilgileri 8 saniyeli olup dakika, saniye ve kareyi gösterir. Kayıt süresince time kod zamanda ileriye doğru akar. Video kurguda iki şekilde kurgu yapılır buna bağlı olarak. Assemble yani ardışık ve insert yani araya yerleşen. Assemble kurgu türünde görüntüler video bandı arka arkaya normal ya da efektli eklenerek kurgu yapılır. Banda görüntü eklendikçe yeni timecode izi kaydedilir. Insert kurguda ise var olan görüntülerin arasındaki boşluklara yeni görüntüler eklenir veya kurgulanan görüntüde görüntünün bazı bölümleri değiştirilmek istenirse insert kurgu yapılır. Bilgisayarlar ile yapılan kurgu işlemi için NLE tanımlaması yapılır. Bu kurgu sistemi İngilizce Non-Linear Editing kelimelerinin kısaltması olan NLE'dir. Bu sistemlerde temel mantık görüntülerin bir bilgisayarın sabit veya harici disklerine aktarılması ve oradan işlenmesidir. Böylelikle bant kurguda olmayan iki özellik elde edilir. Bunlardan birincisi rastgele erişim. Bu özellik sayesinde disklere aktarılan görüntülerin her noktasına anında erişebiliriz. Bant kurguda olduğu gibi kaseti ileri geri sarmak zorunda kalmayız. İkincisi ise yaptığımız kurgunun tahribatsız olmasıdır. NLE kurgu süreci çekim aşamasında başlar. Çünkü time kodların çekim sırasında düzgün bir şekilde listelenmesi gerekir. Time kod bilgisi NLE kurgu sürecinde bant kurguya göre daha da önem kazanmıştır.
Bant kurgularda herhangi bir hafıza sorunu bulunmaz. Oysa NLU sistemlerde disklerin hafıza kapasiteleriyle sınırlı bir alan içerisinde görüntü ve ses kullanımı vardır. Çekilen bütün görüntü ve seslerin bilgisayara aktarılması gibi bir şey söz konusu değildir. Bu nedenle çekim öncesinde çekimin planlanması amacıyla yapılan çekim senaryosu gibi kurguya başlamadan önce de bir kurgu senaryosu hazırlanması gerekir. Bunun için kasetlerin kurgudan önce izlenip time kodlarının çıkartılıp ve kurguda kullanılacak görüntülerin ve seslerin seçilmesi NLE sisteminin başlangıcını oluşturur. NLE sistemde kurgu yapılabilmesi için bilgisayar donanımının standart bir bilgisayara göre daha güçlü bir işlemciye ve daha yüksek hard disk kapasitesine ve görüntülerin de bilgisayar ekranında oynatılabilmesi için güçlü bir ekran kartına ihtiyaç vardır. Bu bilgisayar ile görüntüleri aktarabilmek için bir kamera veya VTR yeterli olacaktır. Bağlantı yapıldıktan sonra önce bilgisayar, daha sonra VTR veya kamera açık konuma getirilmelidir. Bağlantı kablosunda herhangi bir sorun yoksa bilgisayar otomatik olarak VTR veya kamerayı tanıyacaktır. Daha önce belirtildiği gibi görüntüler bilgisayarın hard disk veya harici disk ünitelerinde depolanır. Bu alanlarda farklı programlara ait ve bilgisayarın çalışması için gerekli yazılım ve bilgilerin de bulunabileceğinden, kurgu yazılımını çalıştırmadan önce yapılacak kurgu için bir klasör yaratılması ve kurgu için gerekli bütün görüntü, ses ve diğer bilgilerin bu alanda toplanması, kurgunun sorunsuz bir biçimde yapılmasında yardımcı olacaktır. Marka ve modeli farklı olsa da bütün kurgu yazılımları çalıştırıldıktan sonra yapılacak ilk iş bir proje dosyası açmak ve proje dosyasında bilgisayarda görüntü ve sesleri depolayabilmek için yarattığımız klasörü tanıtmak, daha sonra da kurgulanacak video ve ses sinyalinin çeşidini projeye tanıtmaktır. Video sinyalinin kurgu programına tanıtılmasında görüntülerin programda görülebilir olması ve kurgulanabilir olması çok önemlidir. NLE kurgu programları 4 temel pencereden oluşur. Bunların birincisi proje penceresidir. Bu pencere kurgu programının klasörüdür. Kurgu için gerekli tüm görüntü, ses ve diğer sayısal dosyaların toplu halde durduğu ve bu verilerle ilgili teknik bilgilerin olduğu penceredir. Kurgu yapılabilmesi için gerekli dosyaların buraya aktarılması gerekir. NLE kurgu sistemlerinin ikinci penceresi timeline'dır. Timeline penceresi bir başka deyişle zaman çizelgesidir. Timeline proje penceresinde bulunan görüntü ve seslerin giriş ve çıkışları ayarlandıktan sonra ard arda yerleştirildiği, gerektiğinde yerlerinin değiştirildiği, üzerlerine efektlerin yerleştirildiği bir alan olarak kullanılır. Proje penceresindeki görüntülerin ve timeline penceresinde yapılan kurgunun izlenebilmesi için monitör pencereleri de yazılımda bulunur. Genellikle monitör penceresinin sol tarafındaki ekran proje dosyasındaki görüntülerin izlenebilmesi, sağ tarafındaki ekranda timeline'da yerleştirilmiş görüntülerin izlenebilmesini sağlar. Kurgu yazılımının ana ekranında görülen diğer bir pencere de kurgu için gerekli efektlerin listesinin bulunduğu penceredir. Burada bulunan efektler timeline'da gerekli yerde kullanılabilmesi için buradan sürüklenerek timeline'a taşınabilir. Yarattığımız projeye görüntü ve ses alınması iki şekilde olur. Bunun birincisi Capture işlemidir. Programlarda Capture fonksiyonunun aktif hale gelebilmesi için File menüsü altındaki Capture sekmesine tıklanması gerekir. Profesyonel olarak bir program kullanıyorsa timecode listesinin hazırlanması ve bir kasetteki giriş ve çıkışların belirlenmiş timecode listesi bir defada Capture edilebilir. Bunun için Batch Capture yapılmalıdır, yani toplu yakalama. Capture edilecek görüntü parçacıklarının giriş ve çıkışları timecode bilgileri listelenerek batch capture modunda topluca aktarılabilir. NLE kurgu sistemlerinde projeye görüntü ve ses aktarmanın ikinci yolu da import ile olur. Bunun için file menüsü altındaki import sekmesine tıklanarak açılan pencereden istenen dosyalar projenin içine aktarılır. Görüntü ve ses dosyaları capture ve import yoluyla proje penceresine alındıktan sonra kurguya başlanabilir. Proje penceresinden seçilen görüntü monitör penceresinin sol ekranına yerleştirilir. Burada görüntünün fazlalıkları, giriş ve çıkış noktaları verilerek sınırlanır. Sonra timeline penceresine sürüklenerek bırakılır. NLE kurgu sistemlerinde yapılabilen efektleri 5 grupta sınıflandırabiliriz. Bunlar geçiş efektleri, filtre efektleri, katman efektleri, yazı efektleri ve hareket efektleridir. Geçiş efekt grubu ile bir görüntüden bir diğer görüntüye ne şekilde geçileceğine karar verilir. Eğer görüntüler arasında herhangi bir efekt uygulanmazsa iki görüntü arasında kesme kat yapılmış olur.
NLE kurgu sistemlerinde geçiş efekti timeline'da birbirine bitişik iki görüntü parçacığının ortasına efekt penceresinde bulunan geçiş efektleri dosyasının içindeki efekt çeşitlerinden birinin sürüklenerek bırakılması yoluyla olur. En çok bilinen ve uygulanan geçiş efektlerinin başında bindirme efekti vardır. Bu efektin uygulandığı görüntülerin ilk olanının son kareleri belirsizleşirken sonradan gelen görüntünün ilk kareleri belirmeye başlar. Kurguda en çok kullanılan geçiş efektlerinden bir diğeri de wipe'tır. Bir görüntünün iterek veya silerek bir diğerinin yerini alması olarak da tanımlanabilir. Filtre efektlerinin uygulanmasıyla görüntünün görsel niteliği değiştirilebilir. Timeline'daki görüntü parçacığının üzerine seçilen efektin sürüklenmesiyle yapılır yine. En basit filtre efektlerinden biri siyah-beyaz efektidir. Görüntü parçacığının siyah-beyaz görünmesini sağlar. Günümüzde ayrı bir uzmanlık gerektiren renk düzeltme efektleri de aslında birer filtreleme efektidir. Katman efektleri birden fazla görüntünün aynı anda görülebilmesini sağlayan efektlerdir. Öncelikle bu efektleri yapabilmek için timeline'da üst üste iki video kanalına görüntü parçası konması gerekir. Bunu sağlamanın iki yöntemi vardır. Bunlardan birincisi yapılması daha kolay olan picture in picture, yani görüntü içinde bir pencere açılarak ikinci bir görüntünün bu alan içine taşınarak gösterilmesidir. İkinci yöntemde timeline'a konulmuş görüntü parçacığında belli bir alandaki rengi yok edilerek bu boşluğa ikinci görüntünün bindirilmesidir. Bu efektlere key efektleri denir. Yazı efektleri de başka bir katman efektidir. Görüntünün üzerine yazı bindirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Bunun için yazı efekti penceresi açılarak öncelikle buraya bindirilmesi istenen yazının oluşturulması gerekir. Daha sonra oluşturulan bu yazı dosyası proje penceresinden timeline'da üzerinde görünmesi istenen görüntü parçacığının bulunduğu bölgedeki ikinci video kanalına konularak yazının görüntünün üzerinde görülmesi sağlanır. Hareket efektleri görüntünün hızlandırılması ya da yavaşlatılması için uygulanan efektlerdir. Timeline'da görüntü oynatıldığında saniyede 25 kare hızla normal olarak oynar. Saniyede 25 kare hızla oynatılması hızın menüde %100 olarak görünmesine karşılık gelir. Görüntüyü hızlandırmak için %100'ün üzerinde, yavaşlatmak için ise %100'ün altında oynatılması gerekir. Birçok kurgu yazılımında bu işlem timeline penceresindeki görüntü parçacığı üzerinde farenin sağ tuşuna tıklanıp hız sekmesindeki yüzey yüzde değiştirilerek yapılır. Bu yöntemle görüntü parçacığının oynama hızı değişir. Kurgu yazılımında kurgu tamamlandıktan sonra file menüsü altında bulunan export sekmesine tıklanarak kurgulanan proje tekrardan timeline'dan oynatılır ve VTR'de kayıt tuşuna basılarak bant ortamına kaydedilir. Bir başka export yöntemi de biten projenin herhangi bir sayısal video formatında kaydedilerek veri dosyası haline getirilmesidir. Daha sonra bu veri dosyası DVD gibi sayısal kayıt ortamlarına kaydedilebilmektedir. Bütün bu yapılan efektlerin oluşması için kurgu yazılımının bu efektlerle ilgili olarak bir hesaplama yapması ve bunları görselleştirmesi için diske bunları kaydetmesi gerekir. Bu sürece efektlerin render edilmesi denir. Render süresinin uzunluğu bilgisayarın gücüyle doğrudan orantılıdır. Timeline'de render yapılması gereken alanlar kırmızı bir şeritle belirtilir. Render edilen alanlar yeşile döner. Bu ünitede kısaca kurgu konusunu işledik. Kurgu nedir? Kurgunun işlevleri nelerdir? Kurgu türleri nelerdir? Ve kurgu yazılımı nasıl kurulur ve kullanılır sorularını yanıtlamaya çalıştık. Konumuzu ana hatlarıyla tanıdık. Daha derinlikli bir çalışma için e-kampüs ortamında bulunan diğer materyalleri de inceleyebilirsiniz.